arkadaşlarından biri Yıldırım Yücel Efendi sormuş, meslektaşımız. Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim zaten bakış açımız belli. Meslektaşlarımızın KDV'yi beyannamelerinden ve ödemelerimizi bu şekilde alınabilir mi diye bir sormuş. Denetim hariç, bizim zaten normal 1995 yılında resmi olarak Maliye Bakanlığı'ndan böyle bir talebimiz oldu. Denetimin meslektaşlarımıza Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesini istiyoruz. Ama serbest meslek mümkün değil. Yani şu anda yaptığınız muhasebe mesleğini icra eden arkadaşlarımız mümkün değil. Ama yapılan denetim, demin dediğim gibi, eğer ki şu poşetteki o 5 liralık olay, 5 kuruşluk olay belki sizin için çok cazip gibi görünmese de devletten bir tane böyle bir iş alalım, bize emsal olacaktır. Tüm her yerden bu haklar bize geçecektir. Bu denetim dünyadaki işlevi var ve meslektaşları da dünyada bunu yapıyor. Bir de demin şu anda kürsüde görmüş olduğunuz işlem aslında işlem denetçiliği. Biliyorsunuz bizim aslında ticaret kanunu elimizden kayıp giden, bir gecede giden bir eylemdir. Aynı zamanda işlemleri yaparken eğer bunları yapabilseydik belli bir meslek örgütümüzün yeni bir uzmanlık alanı hayata geçecekti. Bir ikincisi, aramızdaki arkadaşlarımızın birçoğu belki bunu yakalayamıyor ama itilaflı işlerde uzmandır arkadaşımız. Kaç tane arkadaşımız aynı şekilde? Yani çok az. Uzmanlık dallarımız çok, onlardan biri de o. Yeşil pasaportla ilgili ne yapabiliriz demiş Yusuf meslektaşımız. Zaten biz mecliste bunu önerdik. Mecliste şu anda iki milletvekili tarafından önerildi. Bir tane değil. Biri Özgür Karabat, CHP milletvekili. Biri de Esin Kaya, MHP milletvekili. İkisi de mecliste bunun sunumunu yaptılar. İnşallah diyoruz, bütün talepler oraya doğru olur. Ama 22 tane mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşımızın çok bir ilgi alanına girmiyor galiba ki. Sadece iki kişi de kaldı. Öbürleri çok fazla etkileşim yaratmıyor. Avukatlar demin sevgili bakanım da söyledi. 110 tanesi hangi görüşte olursa olsun inanın birlikte hareket ettiler ama biz bu konuda biraz kendi aramızda birlikteliği zor sağlıyoruz. Bu anlamda da yapabileceğimiz tek şey oraya götürüp sessiz değil. Yani bunu böyle yolda bayırda bağırarak bu işler olmuyor. İçeride polis faaliyeti yaparak ihtiyaçlarımızı anlatmak. Bakın bu ihtiyaç var mı? Var arkadaşlar. Mücbir sebebi. Arkadaşlar birçoğu, şöyle ki bu aylarda hepimiz şeker hastası. Tansiyon hapı kullanmayan var mı? Yok. Hepimiz bu hastalıkla yoğruluyoruz. Demin bir arkadaşımıza tansiyon hapı arıyoruz. Çünkü eczanelerde şu anda bulunmuyor. Bakın düşündüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz? Ülkenin durumundan dolayı biz de etkileniyoruz. Evet, soruları fazla uzatmak istemiyorum ama inşallah bir dahaki haklarımızdan birini elimizden kaçırmadığımız işlem denetçiliği gelirse bu meslek nefes alacaktır. Ve ticaret odamızın yetkilisine ben buradan teşekkür ediyorum. Çok iç açıcı konuştu. İnşallah oraya giden arkadaşlarımız daha çok rahatlatırlar ve daha çok arkadaşlarımızı dinlerler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.